Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte internette ihracat fazlası diye abuk subuk bir rakama satılan şu PlayStation 4'ün olayına bakacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi masamızda tuzluğumuz hazır. Tuzluğun hazır olma gerekçesini muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur. Kutu sabah bize kargo paketiyle geldi. Biraz da hafifti. Biz tuzluğu hazırlayalım da salatalık çıkarsa yeriz dedik. Bu konuyla ilgili de bize bir sürü mail attınız. Bu ihraç fazlası muhabbeti sadece PlayStation 4'te değil, iPhone 10'da, 7'lerde falanlarda filanlar da var. Onlar da 200 liraya satılıyor. Ama bizim kanal çok iPhone 10'da oldu. Biz de dedik ki boşver iPhone 10'u, bir PlayStation 4 sipariş edelim. 200 TL'ye bakalım nasıl bir şey gelecek. Öncelikle kutu aynen böyle geldi arkadaşlar. Bunun etrafında bir böyle ilgili kargo firmasının jelatini vardı. Beyaz kutuya ulaştık. Bunda herhangi bir şey yok. Önce ben bakayım, sonra kamera baksın. Biraz daha açıyorum. Kutu aşırı hafif. Şimdi arkadaşlar, olacağı buydu tabii ki de. Ya ben şöyle yapmak istiyorum. Alın arkadaşlar, ihraç fazlası PlayStation 4. Yani sonuçta bir PlayStation 4 kutusu var. Onda bir sıkıntı yok. Ama gelin görün ki içinden çıkan kol bu. Şimdi arkadaşlar burada bir marka görünüyor da markanın konuyla ilgisi yok. Muhtemelen adamların bundan haberi bile yok, ben size söyleyeyim. Şu aleti de bir görün istiyorum. Jelatinini açalım. Aha, size ihraç fazlası 200 TL'ye satılan PlayStation 4. Hiç şaşırmadım, bunu bir açıkça söyleyeyim. Arkadaşlar ihraç fazlası dediğimiz şey böyle 1000 liradan 200 liraya düşmez. Biz şundan eminiz, bizim takipçilerimiz bu tarz numaraları kesinlikle yemiyorlar. Bununla ilgili bir şüphemiz yok. Ama yine de siz de annenize, babanıza, soran arkadaşınıza söyleyin. İşte ihraç fazlası diye bir şey yok. Olay böyle dandik bir Atari geliyor yani. Bunu da internette 40-50 liraya bulursunuz. Yani bunu satan adam bu işten 150 liraya, 200 liraya yakın bir kar ediyor. Bir de sağ olsun 3'ün 1 Super Game Atari kaseti yollamış bize. Türkçe işletim sistemli arkadaşlar ve Sony Türkiye garantili bu. Çakma PlayStation 4 bile diyemeyeceğim, 30 liralık kara kutu. Az daha unutuyordum, buraya tuzluk getirdim. Boşa gitmesin. Oh. 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 Şöyle güzel böyle bir. Şunu bir gelin bir artık bir televizyona takalım, bakalım neymiş ne değilmiş. Burada bir kaset var arkadaşlar. Böyle içine takıyorsunuz. Ama ben kutunun içinde oyunlar varmış. Şurada FIFA 23 buldum. 2023 yılındaki FIFA'yı getirmişler. Çakma bile değil yani, ne diyeyim ben bunu. LR var arkadaşlar ama hiçbir işe yaramıyor. Ben alışkanlık bazen bastım. Şurada arkadaşlar GTA 9 var. Onu da bir açayım. Süper kontrol. Yani burada merhaba yazıyor. Gördüğünüz gibi helikopter görevi. Arkadaşlar ağlamıyorum. Gözüme toz kaçtı. Alet gerçekten zevkli olabilir ilgilisine ama dediğim gibi gidin bunu 40 liraya alın. İhraç fazlası PlayStation 4 diye bir şey yok, onu bir söyleyeyim. Arkadaşlar şu ihraç fazlası PlayStation 4'ümüzde mükemmel bir Atari deneyimi yaşadık. Bu vesileyle de videomuzun sonuna gelmiş olduk ama öncelikle şunu bir söylemek istiyorum. Arkadaşlar biz bunları sizin için alıyoruz, siz almayın, yemeyin diye. Zaten videonun başında da söylemiştim, biz çok eminiz bizim takipçilerimizin bu tarz numaraları yemediğine. Fakat sizlerden ricamız eşinize, dostunuza, özellikle annenize, babanıza bu bilgiyi aktarmanız. Artık videomuzun da sonu gelmiş oldu arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonu basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Bir de tabii ki de size bir anket hazırladım arkadaşlar. Anketimiz hemen şurada. Normalde 40 liraya satılan bu Atari'yi evinize alır mıydınız? Videodan da çıkıyorum artık arkadaşlar. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki butona tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Atari'ye bekleriz ha, Atari'ye.